İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kayseri'de CHP'nin başarısını artırmak ve belediye başkanı çıkartmak için yeni bir yol haritası çizdiklerini dile getirdi. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla beraber genel başkanımızın çağrısıyla belediye başkanları toplantısı için Kayseri'ye geldik. Toplantının ilk gününde Kayseri ile tanışma, Kayseri ile komşularımıza, esnafa, Kayseri'deki vatandaşlarımıza bir merhaba deme şansı yakaladık. Tabii birçok belediye başkanımızla bütün ilçelere dağıldık. Bana da merkezi yer olan Melikgazi düştü. Orada esnafımızı gezdiğimizde en azından Kayseri'deki vatandaşların ya da esnafın misafirperverliği elbette hoşumuza gitti. Anadolu insanının geleneğinde var. O sıcaklığı hissettik. Tabii Kayseri deyince gözümüz hemen Kayseri'nin lezzetlerine de aradı. O lezzetleri de hem tatma imkanı hem de görme imkanı bulduk. Tabii esnafımızla sohbet ederken ülkedeki yaşam koşulları, pahalılık ve bunlarla birlikte mağduriyetleri de maalesef duyduk. Tabii gönül istiyor ki bunları duymayalım. Ama hem artan döviz kurları, hem artan maliyetler, bunun tetikleyen işsizlik ve bununla birlikte bu karamsarlık havası maalesef Kayseri'de de var. Fakat onlara umutsuz olmamaları gerektiklerini anlattık. Elbette ki bu bir milli bir mücadele olacak. Bir tane ülkemiz var. Biz de bunun için çalıştığımızı ve bu çalıştığımızda da ana konuda, ana konumuz olarak buna da kafa yoracağımızı, kara kışta neler yapabileceğimizi de belediye başkanlarıyla çalışacağımızı anlattık. Kısacası Kayseri'de olmak güzel. Kayseri Türkiye için önemli bir lokomotif. Bu anlamda vatandaşların ilgisi, esnafın ilgisi de oldukça yüksekti. Bu anlamda Kayseri'de olduğumuz için mutluyuz. Ama tabii ki bir yandan da Kayseri'de de olmak istiyoruz. O yüzden nerede eksik yaptık, nerede hatamız var, niye Kayseri'de başarılı olamadık, niye belediye sahibi değiliz? Onun da bir öz eleştirisini yaptık. Daha fazla çalışmamız gerektiğini ve Kayseri'deki komşularımızla daha fazla vakit geçirmemiz gerektiğini konuştuk. Bu geziler işte bunlara da vesile oluyor. Ona göre notlarımızı aldık. Kayseri'nin tarihinden, ticaretinden, lezzetlerine kadar kültürünü yaşamaya, anlamaya vakit bulduk. Ama ilgi oldukça iyiydi. Bunun devamını getireceğiz. Tabii Kayseri'ye bütün belediye başkanlarımızla geldik. Yani başta 11 büyükşehir belediyemiz olmak üzere il belediye başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız ve her biri kendi ilçesinde, ilinde çok güzel işler yapan, çok yeni işler yapan, sosyal belediyeciliğin çok iyi örneklerini sergileyen belediye başkanlarımıza tabii ki bunun istişaresini yaptık. Eksikleri nasıl giderebileceğimizle çalışırken, bunun dışında Kayseri'yi daha iyi tanımayla ilgili daha çok çalışacağımızın en azından kararını aldığımızı söyleyebilirim. Bir de siyaset değişiyor, gelişiyor. Yeni yüzler geliyor. İşte ben gibi birçok genç arkadaşımız da artık yerel yönetimlerde şans bulmaya başlıyor. Dolayısıyla Kayseri'nin hem ticari değerlerini hem de gastronomideki önemini önceleyen, değerlerine saygı duyan ve onu daha iyi anlayan Kayserili komşularımızı ne istediğini daha fazla anlayacağımız bir çalışma planının startını verdiğimizi söyleyebilirim. Bizim açımızdan da çok kıymetli oldu. Dolayısıyla Kayseri'deki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri bu dakikadan sonra bu yeni anlayışla, yeni yöntemlerle başarılı olan belediye başkanlarımızın örneklerinden feyiz alarak Kayseri'de daha fazla çalışmaya devam edecekler ve hedef koyup başarılı olmak için mücadele edecekler. Biz de onların yanında olacağız.